Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir snapshot videosuyla birlikteyiz. Hatırlarsanız 1.12 ile ilgili bir iki tane snapshot videosu yapmıştım. Herhalde bugüne kadar en uzun süre geliştirilen versiyonlardan birisi bu oldu. Bu bölümde sizlere 1.12 hakkında neler yeni geliyor böyle toplu bir video yapacağım. Hepsini anlatmak istiyorum. Özellikle beni ilgilendiren taraflar işte bloklar, renkler vesaire yeni eklenen şeyler onları inceleyeceğiz. Adım adım üzerinden geçeceğim. Birazcık uzun bir video olabilir diğer snapshot videolarına nazaran. Çünkü 1.12'yi genel olarak böyle kapsamak istiyorum. Genel olarak böyle incelemek istiyorum. Çünkü gelen o kadar çok şey var ki böyle kitaptan tutun özelliklere kadar bir sürü şey var. İlk olarak buradan başlasam mı? Yeni bir dünya başlatayım. Çünkü yeni dünyaya başladığımızda bile bir sürü şey eklenmiş oluyor. Minecraft'ın oynanış biçimini bile değiştiriyor artık 1.12. Şimdi ilk iş olarak kapatıyorum şunu. Yeni bir tane dünya oluşturacağım. Bakın 1.12 1.12 pre2. Pre'nin anlamı pre-release arkadaşlar. Yani yayınlanmadan önceki sürüm. Aslında snapshot bile diyemeyiz buna. Snapshot'tan biraz daha farklı. Çünkü e, bu aşama artık yayınlanmaya neredeyse hazır demek. Bundan sonra ya bir ya da muhtemelen bir sürüm daha gelir. Pre pre3 pre gelir gelirse ondan sonra da yayınlanır arkadaşlar çok ama çok az kaldı 1.12'nin 1, 12 1. 12 gelmesine. Zaten o yüzden bu videoyu yapıyorum. Ben de heyecanlıyım. Böyle beraber bir inceleyelim. Kreatif yapıyorum çünkü özellikler açık olsun. Aslında dur survival başlayayım ama cheat için izin vereyim. Aynen. Normal survival başlayayım. Çünkü bazı özellikler süper. Şimdi ilk olarak 1.12'de arkadaşlar oyuna başladığınız anda farklılıkları görmeye başlıyorsunuz. Nasıl yani? Abi normal açılıyor aynı şey. Değil. Şimdi gidelim. Normalde Minecraft'a nasıl başlıyoruz? İlk olarak ağaç topluyoruz, değil mi? Çünkü araç yapmamız gerekiyor. Ağacı topluyorsunuz. Lan. Hayırdır mı? Ağaca ağaca sağ tıkla basılı tut diyor. Hatta ben ağacı daha toplamadan yaptı bunu, görüyor musunuz? Arkadaşlar süper değil mi? Bize Minecraft'ı öğretiyor. Bu uzun zamandır istenen bir şeydi. Çünkü Minecraft'ı Minecraft'ı böyle kendi kendine öğrenmesi zor bir şey. Yanınızda birisi olmalı ya da videoları izlemeniz gerekiyor. Bir de Advancements diye bir şeyler çıktı. Bakın burada ağaç çıktı Advancements. Bu özelliği açtık çünkü bu eşyaya eriştik. Bu eşya ile yapılabilecek malzemeleri bize öğretiyor. İşin en güzel tarafı bu kitaba tıklayarak açıyorsunuz. Tıklayınca otomatik bir biçimde bize tahtaya bu craft'ı yapıyor bize. Bakın şimdi. Bir sürü şey daha açıldı gördünüz mü? Sağ üstte bakın. Bak bunları da açtım bunları da yapabilirsin diyor. Ve burada da bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada hepsini göster diyebiliriz. Böyle ileride çok blok açıldığı zaman böyle sekme sekme de açabiliyoruz. Şuradan mesela ağaca ya da crafting table'a tıklayayım. Hop crafting table'ı da yaptım. Şimdi birkaç ağaç daha lazım bize. Tamam mı? Tabii ne yapacağız? Hemen hemen şöyle yapacağız. Hızlıca ilerleyebilirim diye. <laughs> Malzemeleri aldım. Tamamdır. Araç yapalım. Normal survival gibi oynuyorum. Çünkü normal survivor'da karşımıza çıkacak şeyleri hem görmüş oluyoruz. Şurada taş var, değil mi? Tamam. Gidip taş toplayalım. Ya da, ya da ya da ya da. Dur, hayvan öldürelim birkaç tane. Aa, baksanıza ne kadar çok malzeme çıktı. Bunlara diyor, şu anda senin yapabilecek malzemen var. Otomatik özellikle şu bak. Şunlar kırmızı. Çubuk yapayım. Bak bunlar gördünüz mü? Açıldı. Eğer Yapacak Malzemeniz Yoksa Kırmızı Oluyor Varsa Bu Şekilde Beyaz Oluyor Arka Planı Görüyor Musunuz Bu Şekilde Beyaz Oluyor Efsane Ya Ve Bu Şekilde Otomatik Bir Biçimde e, Malzemeler Yapabiliyoruz İlk Olarak Tahtadan Kılıç Yapayım Aa, Bak Tahtadan Kılıçla Aktif Oldu Görüyorsunuz Değil Mi Tahtadan Kılıcı Yapınca Özellikle Araçlarda Yanılmıyorsam Araçlarda Temel Malzemelerde Otomatik Oluyor Da Araçlarda Arkadaşlar ee, malzemeyi kendiniz ilk yapmanız gerekiyor. Ondan sonra advancement'ı açıyor. Yani ondan sonra aktif oluyor. Lan. Oo recipe book. Şimdi elimize deri geçti. Deri geçtiği için şu an diyor ki bak recipe açıldı diyor. Bu arada burada hepsini de görmüyorsunuz. Çünkü elimizde yeterince malzeme yok. En azından 4 tane lazım değil mi bana deri? Ayakkabı yapmak için mesela. Tamam. Mesela 4 tane var şimdi. 4 ama crafting table'da yapılıyor ya bazı şeyler. O yüzden burada göstermiyor. Burada 2 2 iki, şurada gördüğümüz şeyler arkadaşlar craftingler otomatik işte tıklayarak yapabileceklerimiz sadece şu 2 2 iki crafting yerinde yapabileceğimizle. Anladınız mı? Ama crafting table 3 3 üç oluyor ya. İşte burada hepsi çıkıyor. Burada hepsi çıkıyor. Malzeme olan olmayan her şeyi gösteriyor burada. Görüyor musunuz? Bu şekilde buradan tıklayarak istediğim şeyleri yapabiliyorum. Mesela şunu yapayım. Taş toplayacağım değil mi? Ondan sonra ayakkabı var. Dört tane deri var. Ayakkabıyı yap. Bitti. Nasıl? Abi Minecraft 1.12 harbiden Minecraft'ın oynanış biçimini değiştirecek. Hani başlı başına bu videoyu yapmaya gerçekten değer. Şimdi birkaç tane taş toplayalım. Aslında advancement'ları gösterdim ama. Ee, advancement'lar tamam ya. Şu tarafa doğru gidelim. Taş toplamaya da gerek yok. Taşı alırım ben şimdi. Taşı üstüm alırım. <laughs> Süper. Şimdi buradan 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 nereye gideyim? Şu alan yeterli bize. Düz bir alan yapayım. Tamam mı? Bize bayağı bir düz bir alan lazım biliyorsunuz. Şu koordinatı al. X, Y, Z koordinatlarını alıyoruz. X, Y, Z. Sonra buraya kadar ne yapayım? Yeşil yeşil olsun. Lan grass alacak. Grass olmazsa olmaz. Tamamdır. Yeşil yeşil yaptık. Biraz daha yükselteyim burayı. Çünkü <laughs> Çiçekler falan yarım yarım da olsa görünüyor. İstemiyorum görünmesinler. Tamam. Oh bunları da alalım. Yeriz pişiririz. Üzerime taş alayım mı ya? Merak ettim taş alınca. O değil. Dur. Game mode. Sıfır. Al taşları. <laughs> Bir sürü şey açıldı gördünüz değil mi? Taşcağız. Stone age. Şimdi diğer konuya geldik. Biz recipe book'u anladık değil mi? Bu crafting kitabı diyeyim ya da buna. Crafting kitabı. Bunu anladık. Burada açılıyor malzemelere eriştikçe Crafting table'da ve 2x2 iki crafting yerimizde Eşyaları yapabiliyoruz malzemeler oldukça Bu kadar basit Bir de bir de arkadaşlar oynanış biçimini değiştiren bir şey daha var O da Advancements Aslında bu Başarımlar Fakat adı değişti çünkü yapısı da değişti bayağı bir Artık Burada Advancements var Mesela bunu yap sonra bunu yap diyor Mesela taştan Yapayım, dur var mı? Yok. Ee, bir saniye, şunu yapalım. Taştan arkadaşlar, ee, taştan. Ha, şunu yapacağım. Taştan, bunu yaptık. Advancementı verdim, verdi. Görüyorsunuz değil mi? Başarım veriyor bize, sürekli başarım verip duruyor. Yani işin özü bu. Artık bu şekilde başarımlar var. Bu advancement oldu, gelişim. Türkçe'si gelişimler gibi bir şey muhtemelen iğrenç bir biçimde Türkçe'ye yine çevrilecektir. Tahmin ediyorum. Ama artık Türkçe oynamadığım için umursamıyorum. Fakat Türkçesi başarımlar diyebiliriz arkadaşlar. Advancements. İşte gelişimler. Yok başarımlar değil. Gelişimler diyebiliriz. Ondan sonra demir erişim. Bakın biraz tasarımı da farklı. Tasarımı da değişti bunun. Özellikle bunların her birisine komut... Şimdi o kısma çok girmeyeceğim ama... Bu işin arka planı da bayağı bir değişti. Eskiden bu kadar kolay değildi. Komut bloklarıyla artık bu başarımları yönetmek de kolay olacak. Mesela bir başarımı yaptı ona ödül vereceksin falan filan. Onları adım adım takip etmek de kolaylaştı. Baştan kodlandı buralar. Bir de adventure tabı geldi arkadaşlar. Macera tabı ve bu gerçekten de hani gelmesi gereken şeylerden birisiydi. Hani bu bayağı beklediğim şeylerden birisiydi. Başlı başına maceraya odaklı bir başarım sistemi. Yine Advancements ama Adventure. İleride buradaki tablar artıp duracak yanılmıyorsam arkadaşlar. Belki daha sonra başka tabları da eklerdiler. End tabı da mı vardı ya? Özellikle modlarda o modların tab eklemesi çok daha kolay olacak artık. Başarım eklemesi. Yani 1.12 muhtemelen bir şimdi dur söyleniş aynı ya. 1.12 şu ara moda değil mi? Mod paketlerinde. 1.12'de moda olacak gibi geliyor bana. Hani ondan önce de 1.7.10'du hatırlıyorsanız. En en popüler sürümlerden biri. Ve bu gidişle de 1.12 öyle olacak. Ama 1.12'nin çok bug'ı var. Muhtemelen 1.12.2 falan çıkması gerekecektir. Ya da 1.12.3 gibi son ara sürüm çıktıktan sonra da popüler olacaktır. Çünkü modlarla ilgili inanılmaz yeni özellik geldi. bir sürü yeni mod çıkacaktır. Şimdi buna da baktık. Bu, bu başarımlar sayesinde yani daha çok oyun'a odaklanabileceğiz, oyunu daha aktif bir biçimde oynayabileceğiz ee, ve bu crafting kitabı sayesinde de oyuna yeni başlayanlar çok ama çok daha kolay bir biçimde kendi kendine öğrenebilecek, kendi kendine başlı başına. Yani bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Emin olun, e, yıllardır bu düşün, yani sorulan bir şeydi. Wiki ya wiki sayfasına hepimiz bakmıyor muyuz ya wiki sayfasına? İşte ne bileyim atıyorum kristali nasıl yapacağız? End kristal var ya böyle patlayan. Nasıl yapacağız? Aklıma gelmiyor abi bazen unutuyorum. Çünkü çok nadir yapıyoruz. Çok az yapıyoruz. Ama artık o malzemeleri sadece bulmamız yeterli olacak. Otomatik bir biçimde buradan tıklayacağız. Bu bu olay bitmiştir. Olay budur. Süper. Şimdi advancements'ı anlattık. Başlangıç sistemini anlattık. Bu tamamen değişti tamam mı? Ee, bir de sıra sırada ne var? Sırada arkadaşlar teknik şeyleri atlıyorum. Böyle not var da not defteri var yanında. <laughs> Sesler falan da eklenmiş yanılmıyorsam. Aynen o sesleri atlayacağım ama. Heh bloklara geçelim. En eğlencelisi. Yeni gelen bloklar arkadaşlar. Çimento geldi arkadaşlar. 16 renkte. istediğimiz renkte çimento yapabiliyoruz. En sevdiğim. Üstümü temizleyeyim. Dön. Game mode 1. Clear. Lan. Böyle yukarı basıyorum ya alışkanlık işte. Bir de game modu 1 yapabilirsen bir gün. Heh. Şimdi normal moda gelelim. Concrete. Concrete. Abi şu renklere bak ya. Efsane. Efsane arkadaşlar. Bu şekilde 16 renk var arkadaşlar ve artık dümdüz kaymak gibi kaymak gibi tasarımlar, duvarlar yapabileceğiz. Şöyle alanı güzel kullanayım bayağı bir şey yapacağım çünkü sonra da. <laughs> Baksanıza abi dümdüz ya. Dümdüz. Dümdüz. Dur. Time set. Yok time add diyeyim. 15.000. Ondan sonra game rule zamanı durduracağım arkadaşlar. Tamamdır. Zamanı durdurdum. Şu renge geldi ya. Dümdüz dümdüz arkadaşlar ve bu inanılmaz bir avantaj sağlayacak. Özellikle benim gibi yapı sağ yap, yapı yapmayı sevenler için. Abi şuna baksanıza ya. Çok efsane değil mi? Uzun zamandır böyle bir ihtiyaç vardı zaten. Yani bu bu versiyonda hem macera, hem Minecraft'ın oynanış biçimi, başlangıcı, hem ee, nasıl söyleyeyim? Crafting sistemi, hem yeni başlayanlar için avantaj, hem de ya bu yapı yapı içinde büyük bir kıyak yani. Bu sürümde bir sürü şeyi getiriyorlar arkadaşlar. Bir sürü şeyi çözüyorlar. Çok güzel değil mi ya? İnanılmaz güzel. Bak turuncuyla siyah süper durar. En sevdiğim renk kombosudur. Turuncu siyah. İlliminati. Göze bak. Çok güzel ya. O oh, aşağı düştüm. Abi çok güzel durmuyor mu? Arkadaşlar çimento yapması da basit bu arada. Çimento powder yapıyorsunuz. Ee, çimento powder için. Dur bakayım onu da verecek mi lan bana? Otomatik bir biçimde dur yaptırmasına başarabilecek miyiz? Gravel, yanılmıyorsam gravel ve sand. A aynen bak getirdi sağ üstte bakın. Concrete. Görüyor musunuz? Powder. Ee, çimento yapmadan önce çimento harcını yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Çimento harcını yapınca e çimento harcı içinde kum ve gravel gerekiyor. Tamam mı? Kum ve e taşı gerekiyor. Türkçesini söyleyecek olursam şuradan tıklayalım. Aynen. Bakın bu şekilde çimento yapabiliyor. Renksiz beyaz çimento yapabiliyorum değil mi? Bunlarla aynı. Yanılmıyorsam şu şekilde döşüyordum. 4 bundan, 4 bundan ve 4 nasıl olduğu da fark etmiyor yanın fark ediyormuş. Ha şöyle mi yoksa? Nasıl lan? Dur bir saniye. Concrete'e tıkla şundan şundan. Ortası boş mu yoksa? Aynen. Çimento harcını yapabilmek için çimento rengi de gerekiyor. Başlı başına sadece çimentoyu yapamıyoruz. Tamam mı? O yüzden bize ne gerekiyor? Diyelim beyaz yapalım. Bonla beyaz yapalım. Renklendirme sistemi tamamen aynı. Mesela red kırmızıyla işte kırmızı çiçekle kırmızı yapıyoruz. Renklendirme sistemi tamamen aynı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aynen böyle bir döşüyoruz. Budur. İşte kırmızıyı yaptık. Mesela beyaz yapalım. Beyazı yanlış koydum. Beyazı yaptık bu kadar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ıslatmanız gerekiyor. Çimento nasıl? Çimento nasıl yapılır? Tabii ki de ıslatılarak. Çünkü e, su olmazsa sonradan kuruyup sertleşmez, değil mi? O yüzden bunları ne yapıyoruz? <laughs> Şu şekilde arkadaşlar ıslatıyoruz. Gölüm bir tanesine geliyorsunuz. <laughs> Şu şekilde döşüyorsunuz ve koyduğum anda değişiyor görüyorsunuz değil mi? Hatta bak böyle yapayım. Hatta otomatik sistem yapanlar bile var arkadaşlar. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ee, mesela suyu böyle havada bir yere tutuyorlar. Suyun yanından geçtiği anda sertleşiyor ya. Suyla yapıyorlar. Öyle öyle otomatik sistemler yapanlar da var. Zaman içerisinde bunun böyle kolay otomatik bir sistemi çıkar. Şu ana kadar bir sürü şey gördüm. Printer bile yapan gördüm ya. Manyan biri printer bile yapmıştı konkret blokla. Renkli kum ya. İstediğin gibi hareket ettirebiliyorsun. E tabi printer da yapabiliyorsun. Psikopat. Başka hangi blok var? Yine ee, bahsedeceğim. Glazed terracotta. Aslında terracotta bildiğimiz bir blok. Şöyle üstümü temizleyeyim. Tekrardan. Terracotta bildiğimiz bir blok. Fakat adını değiştirdiler. Clay yaptılar. Çünkü şundan dolayı. Terrakota blokları eklediler renkli glazed diye. Bunlar da normal terrakota. Tamam mı? Ee, bizim normal clay'lerin adını terrakota yaptılar. Bir de desenliye çevirebiliyoruz ya bunları. Desenlileri de e, glazed terrakota yaptılar. Yani desenli terrakota diyelim. Bilmiyorum nasıl Türkçe'ye çevrilir sonradan. Ben mantıklı biçimde çeviriyorum da sonradan hep mantıksız şeyler oluyor biliyorsunuz. <laughs> bir de bunların renkleri de arkadaşlar şu şekilde Birazcık e, değiştirildi yanılmıyorsam. Biraz daha parlaklaştırıldı. Eskiden çok daha mattı. Yanlış bilmiyorsam. Şuna baksanıza artık renk sorunumuz bitmiştir ya. Valla bak. Mesela iki farklı turuncumuz oldu. Hatta üç farklı turuncumuz oldu. Bizim bizim yünler de değişti baksanıza. Dur yüne geleceğiz. Yüne geleceğiz. Sakin. Sakin heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi bu terrakotalar bunu pişirdiğimiz zaman normal bizim eski klayı pişirdiğimiz zaman Terrakota blok oluyor. Şu şekilde desenli blok oluyor. Neden desenli diyorum? Çünkü bunları böyle farklı biçimde döşediğinizde ortaya desen çıkartıyor. Şöyle. Mesela o güzel değil de mesela şu da güzel oluyor. Böyle dönerek, belli açılarda koyarak yapıyorsunuz desenleri. Hop. Nasıl? Bu şekilde desenli alanlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Efsane değil mi? Süper ya. Süper. Ya tamamen macera tabı eklediler. Onun dışında ya bir yürü git. weather clear. zaman zamanla yapalım. Yürü git. <laughs> macera tabı eklediler. Ondan sonra tasarımsal bir sürü renk eklediler. Blok eklediler. Gerçekten 1.12 çok güzel. Şimdi bunların renkleri değişti dedim. Tamam Bu biraz renkleri ellediler. Bütün renkleri ellediler neredeyse. Ee, bir de yanılmıyorsam bu versiyonun adı zaten Colorful Update arkadaşlar. Renkli Update. Yani macera güncellemesi bir önceki güncellemeydi. Bu güncelleme renk güncellemesi. O yüzden bir sürü renk var. Şimdi rengi değişen şeyler var. Yeni renkli eklenen şeyler var. Bakın yünlere bakın. Buradan bile belli oluyor. Bu arada yün şeyler çıktı. <laughs> Buradan bakınca bile belli oluyor arkadaşlar. Yünlerin renkleri parladı böyle. Daha bir kontrastı arttı kontrastı arttı. Bakın beyaz eskisinden çok daha beyaz. Hatta şu beyazın yanına koyayım lan. Nasıl duruyor yan yana bizim çimento ile. Süper. Süper. Budur abi. Baksanıza ya. Beyaz daha beyaz. Hatta o kadar beyaz ki geçen fark ettim bunu. Demirden, demir bloğunu biz çok beyaz durumlar için kullanıyorduk ya. Bence gerek kalmadı artık. Bakın demir bloğundan bile daha beyaz bence. Tamam arada böyle biraz yani şeyli böyle biraz ee, noktalı noktalı falan ama uzaktan bakınca bence süper görünüyor. Nasıl? Süper değil mi arkadaşlar? Uzaktan bakınca çok iyi görünüyor. Günlerde bu, bu şekilde arkadaşlar renkleri, kontrastları arttırıldı. Eskisinden çok çok daha parlak. Hatta ya bizim bizim survival haritasına 1.12'ye geçirmeye sabırsızlanıyorum. Yalan yok. Çünkü yünden bir sürü şey var ya bizim. Muhtemelen her yer daha farklı görünecek. Daha parlak görünecek. 1.12 gelir gelmez zaten survival'ı geçireceğim. Aklında arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi bunu da anlattık. Bir de geriye ne geldi biliyor musunuz? Yeni eklenen. Biliyorsunuz yatak tek renk vardı. Kırmızı. Böyle kırmızı sıkıcı bir renk vardı. Hep aynı renk, hep aynı renk, hep aynı renk. Ama artık yok. Artık rengarenk yataklarımız var arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz hangi renk olursa olsun yatağı yapabiliyoruz. Nasıl? Süper değil mi abi? Şuna bak gökkuşağı gibi ya. <laughs> gökkuşağı yatakları. Karşınızda budur arkadaşlar. Artık rengarenk yatak da yapabiliyoruz. İstediğimiz ee, istediğimiz hangi renk olursa olsun, evin biçimine göre, evin tasarımına göre yataklar yapabileceğiz arkadaşlar. Yeni eklenen bloklar bunlar. Tamam mı? Yeni eklenen bloklar bunlar. Özelliği değiştirilen başka şeyler var. Özellikle komutlar olsun advancements. Mesela advancement komutu eklendi. Onunla kullanıcıya advancement verilebiliyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Onun dışında resipi, resipi komutu eklendi. Kullanıcıya bir resipi kapalıysa kitabımız var ya bizim dur game mod 0. Bizde kapalı olan hani eşyasını bulamadığımız bir e, crafting açılabilir. Böyle komutla verebilirsiniz. Bunlar özellikle harita yapımcıları için inanılmaz avantaj sağlayacak. Yani e, hatırlarsanız Captive 1 e oynadım, Captive 2 oynadım. E, Captive'in Böyle çok daha gelişmiş hali yapılabilir şu anda. Çünkü recipe book sayesinde. Değil mi? Böyle ödüllendirme sistemi çok daha gelişmiş olabilir. Captive'in. 1.12 sayesinde. Ve olacaktır da tahmin edin. Yani adı Captive olmaz başka biri yapar. Ama yapılır arkadaşlar. Bir de illagerous'larda. Hani bizim illagerous'lar var ya. Bizim psikopatlar var ya. Şu psikopatlar. Spawn illagerous lan illagers. Zombi villager da değil. Aa, ek bu nerede? Dur, spam deyin. Nerede zon villagers, villagers? Aa, şeyini eklememişler mi? Yumurtasını eklememişler mi? Galiba eklememişler arkadaşlar yumurtasını. Ama şu var. Ha, şu değil. Yumurtasını eklememişler ya. Bizim o psikopat illagerslara ee, hani maceraya gidiyoruz ya kitapla gittiğimiz. Dur bakalım belki komutlu summon illager yok. Ha buldum. Summon illager arkadaşlar. Şu psikopat eklendi. Bu e, garip garip büyüler yapıyor. <laughs> Şuna bak game mod ve kendini kopyalıyor arkadaşlar. Saldırayım şöyle. Bak 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 görüyor musunuz? Elinde ok da var. Gitti <laughs> lan. Canını düşürmem gerekiyor galiba. Canı biraz düş... Çok hızlı hareket ediyor değil mi? Abi çok opsun ya. Çok psikopatsın ya. <laughs> kılıç lazım. Hop. Ta oradan sıkıyor mu sen bana? Aferin. Game mode 1. Dur bir tane kılıç alalım. <laughs> bu psikopat eklendi. Büyücü. Aynı zamanda elinde yay da var. Gördünüz mü? Kendini kopyaladı. Evet bu şekilde kopyalıyor arkadaşlar. Ama e, diğerleri sahte. Bir tanesi orijinal. Hangisi orijinal? Zaten az çok. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Öldüm. Allah komedi ya. Nerede her ha, Şuradalar. Hangisinin orijinal olduğu belli oluyor. Üstünde böyle baloncuklar olan orijinal arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten Aa yok olmuşlar ya. Burada niye yatak var lan? Ha benim üstümde vardı. Ben ne diyorum bu yataklar nereden geldi? Orijinal olduğu belli arkadaşlar hangisinin. Bakın şu şekilde tekrar yapayım mı? Heh. Illusion. Illusionor. <laughs> Tabi ben yok. Ben şeyim diye. Tamam. öldürdün gördünüz mü? Ortadaki orijinaldi. Bu eklendi arkadaşlar moblardan. Aynı zamanda. Aynı zamanda psikopat olan. Arkadaşlar neler eklendi? Tahmin edin. Tahmin edin. Be, parut Ya ee, eklemişler yumurtasını Bunun yumurtası da eklediyse komut da ekleyecekti Abi şuna bak Süper ya rengarenk Ormanda buluyoruz bunları Jungle'da arkadaşlar Şimdi yakınında jungle yok olsaydı giderdim Ormanda bunları buluyoruz Süper değil mi ya Süpersiniz ya Cookie ile mi yapıyorduk Dur bir ee, Bunları aynen cookie ile arkadaşlar Yani püskevitle Püskevitle evcilleştiriyoruz. Evcilleşti. Evcilleştirdiğiniz zaman bu psikopatlar. Aa şu da güzel bak. En 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 yakışıklardan. Evcilleştirdiğiniz zaman bunlar sizin omuzunuza geliyorlar arkadaşlar. Bak geldi gördünüz mü? Süper. Böyle bekliyorsunuz. Bak 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 hiç yok. Omuzuma mı geleceksin? Yok. Aa da geldi süper. <laughs> Evcilleştirdiğiniz zaman böyle omunuzu, omuzunuza Geliyorlar arkadaşlar Sizin en sadık dostlarınızdan birisi oluyor Süper değiller mi ya Çok güzel Ya bu papağanlar iyi keklendi arkadaşlar Yani en sevdiğim Böyle zıpladığınız zaman e, Omuzunuzdan düşüyorlar sonra Geri geliyorlar ama merak etmeyin Sürekli sizi takip ediyorlar Hatta biraz hızlı uçalım mı Geliyor musunuz buraya Işınlanıyorlar mı merak ettim Aa evet ışınlanıyorlar aynı Köpekler gibi, kurtlar gibi. Işınlanın tekrar. Geldiler. <laughs> Süper. Papağanlar geldi arkadaşlar. Papağanların canı, altı canı var. Ee, yani bir vuruşta ölür muhtemelen. Oo. Öldüğü zaman bize feather veriyor. Tavuktan daha çok veriyor. Ee, bunları çoğaltabiliyor muyuz ya? Sanırsam henüz çoğaltamıyor olabiliriz. Henüz, henüz. Henüz çoğaltamıyor olabiliriz. Fakat e, sonradan çoğaltabileceğiz Muhtemelen Yani çoğaltırsak iyi olur Çünkü bunlardan iyi farm olur <laughs> Tüy toplamak için değil mi? Tüy toplamak için iyi, iyi farm yapılır bunlardan Güzel Eklenen moblar da bunlar Onun dışında Başka ne var ya? Yeni eklenenlere özellikle odaklanmak istiyorum Shulker'ların da Bakın Shulker box'ların da renkleri değiştirildi Rengi değiştirilmeyen renkli pek bir şey yok zaten ya Hepsinin rengi değiştirildi yani. Hepsinin böyle hafiften rengi ellendi. Bannerların renkleri hafiften değiştirildi yine. Şöyle göstereyim. Çok daha parlak artık görüyorsunuz değil mi? Dur. Abi şu boxlar da inanılmaz parlak olmuş. Değil mi? Hmm. Efsane olmuşlar. Baksanıza. Aa bannerlar çok iyi olmuş abi. Bannerlar efsane olmuş ya. Budur. Süper. Renkleri değiştirilen bunlar arkadaşlar. Eee Başka? Aa şeylerin. Dur 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 Nerede? Şey. Arkadaşlar koyunların da yünler değiştirildi ya. Koyunların da renkleri değiştirildi. Şöyle bir iki renkli yün denk Arkadaş ya siyah ya beyaz mı denk gelir ya? Dur şöyle kırmızı böyle parlak bir renk yapayım. Bakın. Koyunların da renkleri birazcık kontrasta arttırıldı. Kırmızı daha böyle net bir kırmızı. Süper. Onun dışında zombilerde Aa komutla ilgili. Bunlar ya bu kadar. Eklenen ve söyleyebileceğim özellikler bunlardan ibaret arkadaşlar. Bunların dışında özellikle komutlarla ilgili, komut blokları ile ilgili yani 2 saat anlatacak kadar harbiden e, yeni özellik eklendi. O yüzden onlara girmeyeceğim. E, komut blokları sıkıcı oluyor. <laughs> Fakat bu bloklar dehşet oldu arkadaşlar. Bu yeni özellikler efsane oldu. Özellikle hani e, ee, ilk başlayan birisine adım adım bak böyle yürüyorsun. Ne bileyim bu bloğu kırmak için şöyle sağ tıklıyorsun gibi gibi. O özellikler bence inanılmaz faydalı olacak ve emin olun Minecraft'a başlamak çok daha kolay olacak. Mesela arkadaşlarınızı önerdiğiniz zaman onların kendi kendine öğrenmeleri çok daha kolay olacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Deli bir like atmayı unutmayın. Ben 1.12 için gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Gelir gelmez survival haritamı diye geçireceğim. Belki başka bir seri de başlatırım onunla. Bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Beğendiyseniz deli bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.